Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişmesi ve erişilebilirliğin artmasıyla birlikte en basit cihazlar bile teknolojiyle hayatımıza girmeye devam ediyor. Bugün de burada görmüş olduğunuz gibi Türk kahvesi makineleri bizlerle birlikte. Türk kahvesi makinesi alınırken nelere dikkat edilmeli, hangi markalar tercih edilmeli bunları konuşacağız. Konu Türk kahvesi olduğu için de Ezgi'yi videomuza davet ettim. Kendisi bir Türk kahvesi sevdalısı. Ezgi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni ağırladığın için. Ee, şimdi aslında hızlıca gördüğünüz gibi burada 9 farklı model var. 9 farklı marka da var galiba. Hepsi farklı marka sanıyorum ki. Şimdi hepsini biz bir kutusundan çıkartalım. Bu kutu açılışı 9 farklı kutunun açılışıyla sizi sıkmayalım. Birazdan geliyorum. <laughs> Evet tekrar birlikteyiz. 9 tanesini de aynı masaya sığdıramadık ne yazık. Hem masa biraz küçük hem de bazı makineler biraz büyük. <laughs> ee, o yüzden şimdilik elektrikli cezve olarak geçenleri buraya koyduk. Hani iki part halinde yapacağız. Elektrikli cezvelere gelmeden önce aslında klasik herkesin bildiği cezveden <laughs> başlayalım. Good old cezve. Aynen. Şimdi aslında önce buraya da geçmeden önce Türk kahvesi makinesi alınırken mesela nelere dikkat etmeliyiz? Ee, madde madde gidebiliriz mesela. Sen alırken en çok neye dikkat ediyorsun? En çok dikkat etmemiz gereken şey tabii ki kaç kişinin içeceği, kaç kişinin bu ürünü kullanacağı. Hı hı. Örneğin birden dört kişiye olan kadar olan kısımlar var. Bir de birden altı kişiye kadar tüketilebilen makineler var. Ee, en çok bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan e, hepsi 4 kişilik. Ya yani bunu bu artık hariç, kaç tane bu? 6 kişilik. Yani bu 6 kişilik. Geri kalan 4 kişilik ki aynen. birazdan gelecek makinelerde de hepsi 4 kişilik. Çoğu 4 kişilik aynen. bir tane 5 kişilik var içlerinde. Ha evet, aynen. Bir tane 5 kişilik var. Büyük bir aileyseniz ya da bir ofis için alınacaksa bu buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Onun dışında fixe olan zaten 4 kişiliğe kadar olanlar. Aynen. Ee, aslında bir sonraki ya bu cezvelerde, elektrikli cezvelerde şöyle bir sorun var aslında. Şimdi bildiğiniz gibi cezve en basit kahve yapmak. Evet. Türk kahvesi de aslında kahveler arasında en basit yapılan. Ee, ya bunun içine kahveyi koyuyorsun. istiyorsan şekeri koyuyorsun. Suyunu koyuyorsun. Ocağa koyuyorsun ve pişmesini bekliyorsun. Kaynayınca kapatıp alıyorsun. Evet. Şimdi bunda sıkıntı başında bekleme gibi bir dert var. Çünkü taşabiliyor. Aynen ve e, bu köpük hani bilmiyorum ne işe yarıyor bu köpük ama herkes güzel, çok sever bu köpüğü. Güzel bir tat veriyor ve cezvede yaptığımız kahvelerde bazen bunu sağlayamayabiliyoruz. Evet. Bazen beceriksizliğimiz tutabilir. O yüzden yapamayabiliriz. <gülüyor> 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 Olsun yine de öyle diyelim. Şimdi bu cezveyi hepsinin fiyatlarını da zaten size anlatırken alt, alt tarafa yazacağız ki zaten bu ürünlerin hepsini satın alabilmeniz için linkleri de aşağıda bırakmış olacağım. Evet, şimdi e, bu elektrikli cezveyle başlayalım King marka 1. E, cezvemiz. Evet. Elektrikli cezvemiz. Bu ürünün tam adı da King Keyifli. 130 TL gibi bir fiyatı evet. var. Ne özellikleri var? Aslında hemen şurada gördüğünüz gibi görebildiğiniz gibi zaten şu anda ben bunlara bir yakın çekim aldığım için oradan da görebilirsiniz. Bunun bir normal modu var bir de közde modu var. Hı -hı. E, közde modu ne demek oluyor? Ee, bakır cezvelerde közde pişen kahvelerin tadı daha iyi çıkar. Hı -hı. Tadı daha iyi olur yanma olasılığı azalır. Hı hı. Sıcak közde o kahve pişer. Bunlar da o tadı yani, vermeyi tat hedefliyor. Daha iyi. olarak daha daha iyi. Evet, olduğunu, daha ağır olmayı pişiriyor. hedefliyor. Evet. E, aynen, yavaş daha yavaş evet. pişiriyor. O şekilde hani tadını korumaya çalışıyor. 130 TL gibi bir fiyatı var ama dediğim gibi bunun sıkıntısı da cezvede olduğu gibi koyduğunuz zaman başında beklemeniz Tabii, gerekiyor. Kaynama olasılığı Kayna... evet. oluyor çünkü. Kaynadığı zaman almanız gerekiyor ve aslında burada bir sonraki eee ön yani alınırken neye dikkat edilmeli maddesine geçmek istiyorum. Aldığınız ürünün güvenlik önlemleri de aslında bir aile önemli. Mesela buradaki ürünlerin hiçbiri kendiliğinden kapanan ürünler değil. Tabii. Yine başında beklemeniz gerekiyor. E tabii başında beklemek çok büyük bir dert değil. Aşağı yukarı hepsi 1-2 dakika içerisinde en fazla zaten kahveyi hazır ediyor. Ama atıyorum anlık bir telefon geldi, aklınızdan çıktı. Unutursanız bir e, aksilik çıkabilir. Diğer ürünlerde, birazdan geleceğimiz ürünlerde böyle bir sorunumuz Yok. Kaynadıklarında kendiliğinden kapanan ürünler oluyor. Aslında var. bir makine alırken de buna dikkat edilebilir. Burada çok kıyaslama için şey söyleyebiliriz. Hani şu cezveyle bu cezveyle buradaki ürünlerin tek farkı bunların elektrikli, yani elektrikle çalışıyor olması evet. ve bu da şöyle bir kolaylık sağlıyor. Ee, küçük ürünlerde oldukları için aslında bunları Atıyorum bir tatile gittiğimizde, bir yere gittiğimizde çantayı atıp götürebiliriz. Şu pek taşınabilecek gibi durmuyor. Altı biraz daha geniş Can ama özellikle şu mesela tam taşınabilecek gibi bir şey. Evet. Ee, onun dışında bir, de bir artısı daha, onlarda mesela Ocak'ta yaptığımızda 7 dakikada belki ya, tabii e, daha uzun pişiyor. Evet. Ama bunlar da 1 iki dakika maksimum sürüyor. Doğru. O yüzden kalabalık bir yere yapıyorsak bunu bunlar çok daha avantajlı oluyor. Aynen tekrar tekrar pişirmek nasıl bunlar çok evet. daha avantajlı ee, bunun fiyatı dediğimiz gibi 130 TL gibi fiyatı var aslında gayet makul bir fiyat Buyurun, olduğunu evet. söyleyebiliriz yani ee, buradan o zaman ikinci ürünümüze Tabii. geçelim bu da CVS Sanu 1 cool Shot yazıyor üstünde de ok cool Shot isimli bir e, ürünümüz bunun fiyatı da 137 TL bunun kablosu çok kısa çok sanki kısa, evet. şöyle göstereyim kablosu bunun bayağı kısa bu biraz sorun yaratabilir bunun aslında bu ürünün bir sonraki e, sorunu da şu. Ee, cam olması da bir sorun bu arada. Bu da tam cam gibi değil. Cam. O. Cam mı? Cam. Evet, bunun biz aslında bir sorunu da şu. Eee bu oturmuyor. O, tam oturmuyor. Böyle sallanıyor. Bu bu bir sorun. E ee, bu özde bu ürün biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. yani cam olması falan böyle biraz da güzel duruyor. Hani göze hoş geliyor Kendi ama cam şey olması benim evet. çok ilgimi çekmişti. Kişilik bu evet, 6 kişilik kabul etmiştim. Evet, 6 kişilik değil ama evet. Yine bu da aynı özellikleri taşıyor. Yani bunu buradan açtığınız zaman e, bitmesini beklemeniz gerekiyor ki taşmasın. E, bu şekilde aslında 137 lira. E, sıradaki ürünümüze geçelim. Bu da Sarex Kavruk. Bu kahve makinesi isimleri ne kadar Irkçı kötü. Irkçı mı acaba bu? Yok canım ırkçı değil. Kavruk kahve. Yani ırkçı olduğunu sanmıyorum ama isimleri gerçekten rezalet yani. Kavruk, hatır. Şimdi birazdan gelecek... Küps var bir tane. Kahve diye isimli biri var. Neyse, şimdi oralara geleceğiz zaten. Otur kardeşim. Ee, bu da aslında aralarında bence en en iyisi bu bence. Bu dörtlüde en Atılıyorum. iyisi bence bu. Katılıyor. Aynen. Ee, daha şurası. Temizliği görece çok daha kolay. Aynen öyle. Tabii bunların hepsinin bu kullanım kılavuzunu okumanızda fayda var çok bazılarında çok enteresan evet. e, şeyler konmuş. Bu yüzden hani bir okumakta fayda var kullanmadan önce. E, bu da aslında hani buradaki ürüne ekstra olarak şunu diyebilirsin hani sallanmıyor. Daha net bir şekilde evet. duruyor. Hani o yüzden ya işte tezgahınıza koyduğunuzda net bir şekilde duruyor. Ve buna kıyasla da bu çelik olduğu için çok daha sağlam. Evet bu plastik. bu plastik. Ama tabii şey bir plastik. Pahalı bir plastik. Plastik, yani plastik, <laughs> yani. plastik, yani. plastik evet. Plastik. Bunun fiyatı da e, Sarix Kavruk 155 TL civarında. Bu arada fiyatlarda değişiklik olabilir. Hani e, fiyatları bir ortalama olarak söylediğimizi belirtelim. E, bir sonraki aslında elektrikli. Bu dörtlünün en pahalısı. En pahalısı. Ama benim ikinci favorim. Bunun en büyük eksisi. Hemen aslında şöyle bir e, ben alayım. Ben söyleyeyim en büyük eksisi. Aynen öyle. Ne yazık ki kapak. E, kapak plastik. Plastik ve hiçbir anlamı olmayan. Evet. Türk kahvesi yapılan. Hiçbir yerde kapak ben hayatımda görmedim. Ve şöyle bir şey oldu aslında. Biz ya bu arada hepsiyle bir kahve içtik tabii ki de aynı günde 9 farklı kahve içemeyeceğimiz için hani uyuyamazdık. O yüzden hepsiyle bir hafta içerisinde sürekli kahveler içip denedik. Bunun sıkıntısı şu. Ya evet bunlar bir köpük yaratıyor. Evet. E, ama bu köpük yaratıyor. Üstüne biz farkında olmayıp hani bir amacı vardır diye kapağını, kapağını kapattık. Ama kapak köpüğü engelledi. Köpük içeride kaldı. <laughs> Kahve gitti. Anlamsız içeride köpük kaldı yani. Ee, öyle bir sıkıntı var ama yine bunun da burası çelik. Ee, bunda da işte yine biraz daha görece uzun bir kablosu var. Ee, bu şekilde. Şimdi bu dörtlü genel olarak değerlendirmek gerekirse e, baktığında aslında ha fiyatını söylemedim onun. Bunun fiyatı da 250. Bu dörtlü aslında en iyilerden biri olabilir ama ne yazık ki fiyatı biraz fazla. fazla. 250 biraz sanki evet, fazla. Üstüne yapmış. çok az daha koyup ee, şuradaki ürünlerimiz bize bakan ürünlerimiz evet. olabilirmiş. Ee, peki o zaman sana son soru olarak şunu sorayım, bu dörtlüyü bir cezveye göre, tabii ki oradaki diğer ürünlerin çok fazla artısı var. Tabii. Ama bu dörtlü'nün e, 20 liralık cezveye göre bu kadar parasının da fazla olmasının e, sebebi nedir? Neden 20 20 liralık cezveyi değil de bu dörtlüden birini alayım 150 TL, 130 TL verip tamamen zaman tasarrufu bence. Eğer ben zamandan tasarruf etmek istiyorum diyorsan, seni koyayım. Bir iki dakika sonra Aynen. geleyim tarzında Onun bir şey Onun başında 7 dakika beklemektense bunların başında 2 dakika evet, beklemek Aslında daha şöyle düşününce da. hepsi aşağı yukarı aynı e, tarzda ürün. Şunu evet. almak daha mantıklı olabilir aslında düşününce. Çünkü 6 kişilik. kişilik. E, cezvede onu yapması daha zor olur. Koy içine git bir dakika sonra gel. Unutmayın ama sakın. E, evet bu elektrikli cezve kısmı böyleydi. Aslında videonun asıl keyifli. keyifli. E, 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 yani bizim için keyifli. <gülüyor> <gülüyor> asıl ürünlerin olduğu kısma geçelim. Kahve makinesi alınırken aslında kahve makinesi dediğimiz şeyler bunlar. Bunlar da gibi elektrikli cezve. E, şimdi o kısma geçelim. Evet tekrar merhaba. Şimdi asıl Türk kahvesi makinesi dediğimiz e, makineler bunlar. Diğerleri evet. elektrikli cez cezveydi. E, onlar sadece normal bir cezveye göre sadece vakit kazandırıyor. Ama bunlarda e, bazı ekstra, ekstra şeyler geçsin. de var. Evet. Yine en ucuzdan başlayalım. Hı -hı. Aslında hepsi için genel bir konuşmak gerekirse... Bu ürünlerin hepsinin farklı renkleri de var. Hı hı. E, ve aslında mutfakta duracak bir ürün için yani sürekli göz önünde bulunacak bir ürün için tasarımı da bence önemli. çok önemli. E Tabii burada tasarım kişiden kişiye değişen bir şey. Ben hemen sana mesela şunu söyleyeyim. Hangisini beğendin tasarım olarak? Zor bir soru. <laughs> ee, sanırım karaca. Öyle mi? Hı hı. Ben de bunu beğendim. E, ama hepsinin farklı renk seçenekleri de var. Yani atıyorum bunun şeklini sevmişsinizdir evet. ama rengi hoşunuza gitmemiştir bakabilirsiniz. Bu arada hemen dipnot olarak şunu geçeyim. Ev ortamında hani bir Türk kahvesi makinesi olduğu için ev ortamında çekelim istedik videoyu. E, ama işte kardan dolayı güneş bir geliyor bir gidiyor. Sürekli ışık değişiyor. O yüzden farklı ışıklarda <laughs> Bizi izliyor <laughs> olabilirsiniz şu anda. Ben elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışacağım. E, bir sonraki aslında genel olarak baktığımızdan hani hepsi için konuşuyorum. Bir sonraki dikkat etmemiz gereken şey de sanırım şu bir Lütfen. dursun. Bütçeye birazdan geleceğim. E, şu kısım, hani masaya, işte tezgahınıza koyduğunuzda kayma durumu evet. nasıl oluyor? Mesela hepsinin sanıyorum ki altında... Bu önemli çünkü bazıları direkt zemine yapışık ve Aynen. hiçbir şeyin zemine yapışık olmasını mutfakta istemeyiz. Çünkü bir şeyler dökülebilir vesaire. Hı hı. E, biraz mesafe olsun isteriz ve kaydırmamasını isteriz günün sonunda. Bazı makineler bunu sağlıyor. Hı hı. E, bu sonuçlu. Aynen. Evet sonuçluya baktığımızda daha havada duruyorlar. Ee, aslında hani sonuçta bunların hepsi elektrikli bir cihaz olduğu için biraz hani yerden yüksek Tabii. durmaları da e, güzel bir detay. Aslında güvenlik önlemi dediğimizde buydu. Mesela bu ürünlerin hepsi için e, çeşitli güvenlik önlemleri var. Atıyorum mesela Türk kahvesini koymayı unuttunuz. Sanıyorum ki şuydu. Evet. Değil mi? Türk kahvesini koymayı unuttunuz. Suyu koydunuz, koydunuz. Bekliyorsunuz. Çalışmıyor. Ötüyor. Yani Türk kahvesi koymadığını fark ediyor. Nasıl yaptığını anlamadım kesinlikle ama Türk kahvesi koyulmadığını anlıyor. E, ama şöyle bir şey diyebiliriz. Hepsinin ışığı yanıyor. O sanıyorum ki o ışıktan hem evet. içindeki su miktarını da, kahve olup olmadığını da belki yoğunluğunu da o şekilde anlıyor olabilir. E, onun dışında genel olarak hepsi aynı. Ben bir de hepsine geçmeden önce sana şunu sorayım. Bu beşli arasından bunun tadı farklıydı Bunun var yani, ya. Hangisi? Şunun, Karaca'nın yine. Hı hı. Ben ona Birazdan o zaman detaylı ona... geleceğiz. O zaman istiyorsan buradan başlayalım. Sen orada konuşursun. Tabii. Ee, bu ürün neydi bunun adı? King. King Kısmet. <laughs> yine enteresan bir kahve makinesi ismi bizlerle birlikte. Bunun fiyatı 400 TL. Hı hı. Ee, ama dediğimiz gibi fiyat hani ortalama söylüyoruz. Linkleri aşağıya bıraktım. Oradan kendiniz kontrol edebilirsiniz güncel fiyatı. E, bu kahve makinesinin iki özelliği var. Şuradaki tuşa bastığınızda düz kahve yapıyor. Hı hı. Buradakine bastığınızda az önce de bahsettiğimiz gibi közde kahve yapıyor. Pişirme süresi biraz daha uzun. Tadı biraz daha farklı. King'in elektrikli cezvesi de közde Aynen. kahve yapıyordu. King közde kahveyi seviyor Seviliyor. belli ki. Aynen. Oranın artık sahibi kimse közde kahve seviyor. Evet bu ürün genel olarak bu şekildeydi. Hı hı. E, i̇stersen... Buna geçelim. Yine ismiyle dikkat çeken Oka. Oka. Oka'nın kahvedeki yeri ne acaba? Biliyor musun? Hayır. Yani mesela hepsinde anlaşılıyor mesela kahve. Kahveyi anlıyorsun. Kavruk olur. Bu da mesela Tefal Köpüklüm kompakt. <laughs> Enteresan. Yani, Ama kabul edilebilir. Kabul ed yani köpüklümle köpüklüm. kalsa okey de niye compact <laughs> Olsun. Olsun. <gülüyor> e, bu da Oka işte. Biraz iddialı bir isim bu. Belki bir anlamı vardır. Ben aslında bunun kutusunu şey. gördüğümde dedim ki kesin en iyisi bu. Evet, Ama değilmiş. Yani tabii dizaynı falan çok şık bu arada. Ben diş evet. dizaynını çok beğendim. Diğerlerine Aynen. göre de bir tık daha küçük. Daha böyle mat bir yüzeyi evet. var. E şuralar hariç tabii ki daha mat bir yüzeyi var. E, o yüzden daha kaliteli hissettiriyor. Tek bir tuşu var zaten genel olarak. Hepsin şu gibi. ikisi sarış hepsinde evet. tek bir tuşu var. Bunda da ekstra olarak atıyorum mesela şundan Tefal'dan. E fark ben açıkçası göremedim. Sen gördün mü? Ben de göremedim. Bir tat farkı da yok değil mi? Yoktu. Tat farkı olarak hani cezveleri bir kenara bırakıyoruz. Bu beşli arasında tat, konuşursak. Tat farkını zaten kahveyi, kahve çekirdeğini değiştirmeden tamam. almamız pek mümkün değil. Bunu alabilmemizin tek yolu pişirme şekli. Hı -hı. Bu ikisinin de pişirme şekli aynı olduğu için, tek bir mod ayarı olduğu için bir fark almamamız normal. Evet. Ee, zaten hani bu beşli de... Yani tasarım olarak farkları dışında tat olarak ve yani farklı özellikler olarak tek fark tek, tek dikkat çeken cihaz bu. Evet. Ona birazdan geleceğiz. Heyecanlıyız onun için. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi geldik. Yani bunun fiyatını söylemedim. Bu Arzum Okkan'ın Miniojet tersinden okuması zor oluyor. Miniojet. Miniojet isimli ürünü 400 TL yine ee, Tabi ortalama fiyat olduğunu tekrar tekrar belirteyim. Evet sıra Tefal'de. Tefal Köpüklüm Kompakt. Köpüklüm Kompakt. <laughs> köpüklüm kompakt. Ee, <laughs> bunun fiyatı da 498 yani 500 diyebiliriz. düz evet. 500 TL diyelim. 100 Seni lira, lira farkı. Aynen pişirme süresi de ikisi de hemen hemen aynı. Evet. Bu 1 dakika 12 saniye bu 1 dakika 15 saniyeydi. Tabi bu süreyi 3, 3 kişilik kahve yani 3 kişilik tabii. hazırladık. O yüzden hani 1 dakika kadar bir süre sürdü. Ee, bir tek bunda mesela bunda öyle bir ötme yok. Bunda bir işte bip var. Bip diye kapanıyor ama bunda böyle bir müzikli <laughs> bir ötme var. Hani ekstra 100 liraya müzikli ötme müzikli alabilirsiniz. Ekstra, Şimdi buna geçelim. Şimdi buradaki kahve makineleri arasında en donanımlı olan ve en farklı olan bu. Evet. Karaca'nın Hatır Hüps <laughs> İsmi de Hatır farklı. Hüps isimli e, modeli. Bunun farkı neyiz? Senden alalım. E, bu arkadaşımız sütlü içecek hazırlayabiliyor. Aynen. Sütlüğün... Ve aslında düz kahvesini de közde olarak yapıyor. Tabii. Ve tadı güzel oluyor. Ve aradaki farkı aynen. anlayabiliyorsunuz. Ya aradaki bu beşli arasında lazımıyor. net en en büyük fark burada. Kahve tadı net farklı oluyor. Mesela bunda da közde var ama bundaki fark o kadar net belli değil. Ama bunda çok belli. Bununla ayrıca düz sütlü kahve de hazırlayabiliyorsunuz. Türk kahvesinin yanı sıra. Sütlü kahve de yapabiliyorsunuz. Bununla. Aynen. Sütlü Türk kahvesi, sıcak sütlü çikolata kahve, ve sütlü aynen. kahve. E yani toplamda 4 farklı içecek yapabiliyorsunuz bununla. Bu da güzel. E tabii hani içine bir süt konulabildiği için bunun da yine e, kullanım kılavuzunu özellikle okumanızda fayda var. Çünkü e, büyük sıkıntılar yine çıkabilir. en yani fazla bozulur tabii büyük sıkıntıdan tabii. kastım. Tabii bozulup yangınla çıkabilir diye ya, bir kısa devre olup ben de konuşuyorum böyle. Yani. Bunun fiyatı da 550 TL. Benim favorim. Ya favorim demeyeceğim. Ya şimdi bu 500 TL bu 550 TL Ortalama. 50 Aynen tabii ki ortalama. 50 TL daha verir bunu alırım. Eee o zaman son ürünümüze geçelim. Buranın ve elektrikli cezveler de dahil en pahalısı. Eee bunun adı da fakir kahve kahve değil kahve mono. mono. Bunun fiyatı da 587 TL yani yine ortalama söylüyoruz. 600 lira diyebiliriz kısaca. Eee şimdi Bence aralarında görsel açıdan en şık duran bu. Evet şık. çok net bir şey. Yani üstünde böyle bir kabartma tarzı bir şey yapılmış. Beyaz olması ekstra bir güzellik. Yani benim şahsi olarak daha hoşuma gidiyor. Aynen mi? öyle. Biraz daha yerden yüksek duruyor. Ee, ve bu da bayağı ötüyor. <laughs> Bunu da şarkılı ötüyor hatta bu. Yani bu böyle biraz güzel ötüyordu. Bu şarkılı <gülüyor> ötüyor. ötüşüyorlar hepsi. Aynen. Şeyde buna şaşırmıştık sanırım değil mi? E, Kahve koymayınca evet. çalışmadı. Boş çalıştırmak istedik. Genelde kahve makinesi, aynen. filtre kahve makinesi aldığımızda bir boş suyla sadece çalıştırıp içini temizlemek isteriz. Bunda da aynı şeyi yapmak istedik ama, ama boş koyduğumuzda ötmeye başladı, çalışmadı. Sonra kullanım kılavuzunu okuduk ve diyor ki boş, boş çalıştırmayın. <laughs> çalıştırmayın. Evet kahve makineleri bu şekildeydi. Elektrikli cezveler de aynen e, böyleydi. E, şimdi bir genel olarak hepsini bir toparlamakta fayda var. Kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi alınırken nelere dikkat etmeniz sıra sıra sayalım. Öncelikle ben başlayayım. Tabii ki yani mutfağınızın ortasında durduğu için sürekli göz önünde olacak bir makine için tasarım bence önemli. Yani sürekli belki misafir gelir gider. Bu yüzden yani tasarım önemli. Tasarıma dikkat edebilirsiniz. Hani sizin keyfinize belki komşunuzun keyfine göre <laughs> bir şey seçebilirsiniz. Bunun dışında yerden yüksekli durması, hani yere tam oturması bir artı çünkü konumuz çarpar bir şey olur. Hani etraf batmasın. Gibi bir şey var. Ee, bütçeye dikkat etmek çok önemli. Çünkü bir noktadan sonra çok farklı bir şey yapmıyor kahve makineleri. O yüzden fiyat performans ürünü almak bence burada çok önemli. Peki o zaman şunu sorayım. Bu makineyle ve bu makinelerle elektrikli cezveler arasında bir tercih yapacak olsan yine bir net bir fiyat farkı var Hı -hı. 300 lira kadar ortalama. Peki değiyor mu bunlar? Yoksa elektrikli cezve daha mı mantıklı? Ya ben kafama koymuşsam Türk kahvesi makinesi alacağım diye bu segmentten bir tanesini almayı tercih ederim. Bunu aslında net olarak söyleyebiliriz. Eğer bir Türk kahvesi sevdalısıysanız, hani içmeyi Sürekli seviyorsanız, evde. yani günde bir fincan benim bildiğim sağlıklı diye hatırlıyorum. Ee, umuyorum ki ben yalan değildir. değildir. <laughs> Kesinlikle tavsiye değildir ama öyleydi diye hatırlıyorum. Ee, yani çok içen, çok mesela benim ailem mutlaka günde birer bardak değil, fincan. İçerler. Onlar için bence muhteşem bir Tabii, e, ürün. Ve kolaylık. Aynen. Her gün zaten yapıyorsun. Koy hop bitti. Yani hiç iki saat başında bekleyip hangi gibi dert Hı -hı. yok. O yüzden eğer çok fazla kahve tüketiyorsanız Türk kahvesi tüketiyorsanız bence bu beşliden birini mutlaka tercih edin. Tabii ki bütçenize göre siz karar verin diyorum. Evet o zaman son kez yorumunu soruyorum. Bunlardan birini satın alacak olsan ki satın almayı düşünüyorsun. Evet. Hangisini satın alırsın? Fiyatıyla, performansıyla hepsini değerlendirerek hangisini alırsın? Kahve sevdası diye çağırdık. Cümlen önemli. Karacayı alalım. Karacayı. Aynen. Sebebi? Bana çok fazla seçenek sunuyor ve ben seçenek seviyorum. Hiç kullanmayacağın <gülme> seçenek. <gülme> 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 ama sıcak çikolata günün birinde yaparım bence. Evet sıcak çikolata yapıyor olması bence en büyük çok güzel. artısı. Yani Gerçekten çok, güzel. çok iyi. Ben de kendi favorimi söyledim. Niye bilmiyorum ama ben şunu çok beğendim. Ya yani Tasarımından dolayı beğendim sanıyorum ki. Ve malzeme olarak dediğim gibi aralarında gerçekten, bence en iyisi o. Evet o yüzden almışken 7 yılda garantisi var onun. Almışken onu alırım ve 7 yıl kullanırım. Hani 7 yılda da bozulmaz herhalde diye düşünüyorum. Hani öyle bir ürün gibi durmuyor. Evet Türk kahvesi makinesi alırken bu kelime de çok zor bu arada ya cümle. Türk kahvesi <laughs> makinesi alırken <laughs> alırken eee nelere dikkat etmeliyiz başlıklı temalı bir video ile sizlerleydik. Hem elektrikli cezveleri hem de daha fiyat olarak pahalı olan kahve makinelerini denedik. 9 farklı makine ve bir adet cezve bize eşlik etti burada ve tabii ki Ezgi çok teşekkür ederiz geldiği ben teşekkür için. Ederim. Dediğim gibi burada gördüğünüz ürünlerin tamamı e, cezve hariç tabii ki bu 15 liralık cezve hariç hepsini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ayrıca ana sayfada da yine linkleri bulabilirsiniz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dileyelim. Siz bunlardan hangisini tercih edersiniz yorumlar kısmında da bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.